yıldır hayatımızda olan koronavirüsle ilgili olarak maalesef hiç de iç açıcı haberler gelmiyor. Maalesef diyorum çünkü ha bitti ha bitiyor bu omikron denilen şu an içinde bulunduğumuz bu yeni mutandın nezle şeklinde, grip şeklinde insanlara bulaştığı ifade edilmişti. Ancak Dünya Sağlık Örgütü'nden bir son dakika açıklaması geldi. Dünya Sağlık Örgütü yapmış olduğu açıklamada yeni bir salgınla karşı karşıya olduklarını ve yeni bir mutantla karşı karşıya olduklarını söyledi. Yani omikron bitiyor, yeni bir mikron ya da yeni bir mutant başlıyor değerli izleyicilerimiz. Maalesef tablo her geçen gün daha da ağırlaşıyor. Biliyorsunuz bugüne kadar yaklaşık 400 milyon insana bu virüs bulaştı. Yine yaklaşık 6 milyon kişi dünya çapında hayatını kaybetti. Tablonun önümüzdeki günlerde daha da ağırlaşması bekleniyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün üst düzey yöneticilerinden Soumya Sivaminat yapmış olduğu açıklamada bazı ülkelerin yasak ve kısıtlamaları gevşetmeye başladığını ancak önümüzdeki günlerde bu durumun büyük bir risk teşkil edeceğini de söyledi. Bakalım neler söylüyor. Virüsün evrim geçirdiğini, mutasyona uğradığını gördük. Dolayısıyla yeni varyantların ve yeni endişe yaratan varyantların olacağını biliyoruz. Bu da pandemide sona yaklaşılmadığını hatırlatıyor diyor. Evet, pandemide sona gelmedik. Bildiğiniz üzere değerli izleyicilerimiz, İsveç, Danimarka, Norveç koronavirüsle ilgili kısıtlamaları kaldırdığını ifade etmişti. Yine pek çok ülkede de benzer adımlar içinde bulunduğumuz bu hafta içerisinde atılacak. Bunun yanı sıra değerli izleyicilerimiz, şöyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Dünya Sağlık Örgütü elini kolunu bağlamış, hiçbir şey yapamıyor. Üretilen bu sıvılarla ilgili olarak da çok sayıda kafalarda soru işareti var. Profesör Doktor Uğur Şahin'den bir açıklama geldi. Profesör Doktor Uğur Şahin yeni bir virüsle karşı karşıya olduklarını ve yeni bir sıvı üzerinde çalıştıklarını, önümüzdeki günlerde bu sıvıyı açıklayacaklarını söyledi. Şimdi bakın değerli izleyicilerimiz, yapılan bu açıklama aslında bize şunu gösteriyor. Önümüzdeki günlerde hayatını kaybeden insanların sayısı artacak, vaka sayısı artacak ama artık alıştık. Ne demek bu? Bunun anlamı şu. Pek çok ülke kısıtlamaları kaldırıyor biliyorsunuz. Ne olursa olsun moduna geçmiş durumdayız. Aslında koronavirüsün başından beri hedeflenen bu, insanları alıştırmak. Şimdi bakıyoruz, maske zorunluluğu pek çok ülkede kalkmış durumda. Pek çok yerde kısıtlamalar kaldırılmış durumda ve kaldırılacak. Zaten bu virüsle ilgili, daha doğrusu bu virüsü yönetenler diyelim, ne demek istediğimi anlıyorsunuz. Bunu hedefliyordu. Önce ağır bir darbe vurmak ve daha sonra da insanları alıştırmak. Evet, bildiğiniz üzere geçtiğimiz yıl bu koronavirüsün ilk çıktığı dönemlerde herkes panik haldeydi. Şimdi bakıyoruz, herkes alışmış vaziyette. Eskiden birisi koronavirüse yakalandığında hepimiz gerçekten çok üzülüyorduk. Aa, şu da yakalanmış, bu da yakalanmış diyorduk. Şimdi duymuyoruz bile. Aa, ben diyor korona oldu diyor, atlattım diyor vesaire diyor vesaire diyor. Şimdi arkadaşlar, bu noktaya bizi getirdiler. Bak, geldik demiyorum, getirdiler. Alıştık. Alıştık. Peki bu işten karlı çıkanlar kimler? Bakın, bir olayın kime yaradığını eğer bilirsek o olayla ilgili onları sorumlu tutabiliriz. Şimdi kime yaradı? Bakalım. Hani hep duymuşuzdur. Yeni dünya düzeni, büyük sıfırlama. Arkadaşlar, işte basitçe anlatmış olduğum bu konuda zaten yeni bir dünya düzeninin içerisine bizi 2 yılda çoktan soktular. Büyük sıfırlama diyorlar. Ne demek büyük sıfırlama? Yeni bir ekonomik düzen. Bakın, Amerika Birleşik Devletleri'nden tutun Avustralya'ya kadar, Avrupa'dan tutun Güney Afrika'ya kadar, bütün Arap Yarımadası'na kadar, Afrika'ya kadar değerli izleyicilerimiz, ne var? Herkes şunu söylüyor, tamam diyor artık, koronavirüs hayatımızın bir parçası, bizi alıştırdılar. Bu bir. İkincisi ise ekonomik olarak her yerde fiyatlar artmış durumda. Bakın, gıda ürünlerinin fiyatları arttı. Ev fiyatları arttı.
Kira fiyatları arttı. Niye bu iki örneği veriyorum? Temel insani barınma ihtiyacı yani ev ve gıda, yaşam için gerekli olan iki tane vazgeçilmez unsur. Bunların fiyatlarına bakıyoruz, uçtu. Mesela Avrupa'dan örnek verelim. Almanya, Fransa, Hollanda, İsveç, İsviçre, Danimarka, nereyi sayarsanız sayın. Kiralar ne kadar oldu arkadaşlar? Geçen yıla göre en az %25 ortalamayla artmış durumda, en az. Ev fiyatlarına bakıyoruz, ev fiyatları da aynı. Yükselmiş vaziyette. Markete, çarşıya, pazara bakıyoruz arkadaşlar. Gıda fiyatlarının en az %30 civarında arttığını gözlemliyoruz. En az %30. Al sana büyük sıfırlama, al sana yeni bir ekonomik düzen. Bak. Kimler hayatını kaybetti genellikle yaş ortalaması olarak? 60 ve üzeri. Yeni dünya düzeni, büyük sıfırlama. Al arkadaşlar. Neden bu insanlarda daha çok etkili oluyor? İşin şimdi başka bir boyutuna daha geçelim. Bu sıvıları çıkardılar. Profesör Doktor Uğur Şahin, Johnson & Johnson, Moderna, AstraZeneca vesaire vesaire, pek çok bu sıvı firması var biliyorsunuz. Bunlar bu işten milyarlarca dolar, milyarlarca euro para kazandı. Peki, kazansınlar, bir buluş yapmışlar, bir şey bulmuşlar değil mi? Problem yok. Peki, kıymetli izleyicilerimiz, sonuç ne? Tam paraları aldılar, sözleşmeleri yaptılar, devletler kasalarından, senden, benden aldığı vergiyi gitti bu adamlara teslim etti. Sonuç ne? Neden bugün vaka sayıları pek çok ülkede yüz binlerle ifade ediliyor? Neden hayatını kaybeden insanların sayısı sürekli artmaya devam ediyor? Öyle değil mi? Neden? O zaman biz bu sıvıları, sıvıların paralarını alanları, evet çok güzel iş yapmışlar, bu işi başardılar diyerek ödüllendirmemiz, yorumlamamız doğru olur mu? Yani ben sözün özü Türkçesi şu. Hatice'ye değil, neticeye bakıyorum. Bugün hastanelerin pek çoğu doluysa, yoğun bakımlardaki hasta sayıları neredeyse geçen yılla aynı seviyeye geldiyse, koronaya yakalanların sayısı sürekli artmaya devam ediyorsa, ara sıra ufak tefek düşüşler olsa da kıymetli izleyicilerimiz, şu anki bu tabloda ben bir başarı göremiyorum. Ben bilim insanı değilim. Kalkıp burada hani, sakın beni izleyen bazı izleyicilerimiz yanlış anlamasın, ben sıvı karşıtlığı yapmıyorum. Bununla ilgili beni takip edenler bilir. Ben ne derim? Gidin doktorunuza danışın, kararınızı verin. Şimdi arkadaşlar, bu sıvıları yaptılar, yine dertlere derman olmadı. Şimdi yasalar çıkartıyorlar, sıvıları olmayanlara para cezası zorunlu hale getiriyorlar. Şimdi o kadar önlem aldıklarını söylediler, pek çok şey yaptıklarını söylediler, sonuç alamadılar. Bu yasalarla siz sonuç alacaklarını mı sanıyorsunuz? Arkadaşlar, çözüm şu. Bu işi kim yönetiyor ve amaçları ne? Eğer bunu iyi anlarsak hayatımızda herhangi bir salgın olmaz arkadaşlar. Hedefte ne var? Bu hedefe kim bizi götürüyor, insanlığı götürüyor? Bunu düşüneceğiz. Bu iş kime yarıyorsa bilin ki bu işin sorumluları onlar. Bak, bu iş kime yarıyorsa, bu salgın kime yaradıysa, ekonomik anlamda, sosyal anlamda, güç anlamında kime yaradıysa bunun sorumlusu odur arkadaş. Yani ben değilim, sen de değilsin, Fatma teyze de değil, Ayşe teyze de değil, Ali amca da değil. Kim? Bizim bir menfaatimiz de yok bu işten. Biz sıvı da üretmedik ki para kazanalım. Bu işin sorumlusunu arıyorsak bu işin kime yaradığını çok iyi tahlil edeceğiz. Siyasetçiler bu dönemde adeta bir şamar oğlanına çevrildi. Her gün yeni bir açıklama, o bu falan. Onlar da artık ne dediklerini, ne yaptıklarını bilmiyorlar. Bir gün açıyoruz diyorlar, bir gün kapatıyoruz, bir gün yasak, yok serbest, artık herkes takılsın. Böyle takılıyorlar onlar da. Herkes arkadaşlar bu işle ilgili ne yaptığını bilmiyor. Sadece bu işi yönetenler hariç. Alıştırdılar bizi. Sen alıştın, ben de alıştım. Bakalım daha neler olacak. Şunu söyleyeyim size net. Bunlar daha reklam.
Film daha yeni başlıyor. Benim gördüğüm, anladığım bu. Değerli izleyicilerimiz, Almanya'da, Berlin'de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. 17 yaşındaki Dilan Sözer'i ırkçılar tarafından dövüldü. Evet. Tramvayda telefonda konuşan ve ardından ırkçı saldırıya uğrayan Dilan'la ilgili şu anda bir soruşturma yürütülüyor. Ancak olayın perde arkasında polis, ırkçılar ve Alman medyasının tam bir rezaletiyle karşı karşıyayız. Kıymetli izleyicilerimiz, 6 kişiyi Dilan tramvayda kendi anlatımına göre maske takması için uyarıyor. Bu 6 kişi ardından ırkçı bir saldırı yaparak Dilan'a yumruklar atıyor, şiddet uyguluyor, ağır hakaretlerde bulunuyor. Bunun akabinde değerli izleyicilerimiz, Dilan şikayetçi oluyor. Ancak polis olayı şöyle anlatıyor. Diyor ki polis, Alman polisi, maske yüzünden böyle bir tartışma çıkmıştır diye lanse ediyor, açıklama yapıyor. Alman medyası da aynı şekilde olayı ele alıyor. Değerli izleyicilerimiz, olay maske falan değil. Olay düpedüz ırkçı bir saldırı. Ama ben bu ekrandan defalarca anlattım. Yine şimdi birçok konuya dikkatinizi çekeceğim. Bakın. Almanya'da her gün yüzlerce ırkçı olay meydana geliyor. Polis bu olayda olduğu gibi üzerini kapatıyor. Eğer görüntü ya da olayın üzerine bir medya kuruluşu falan giderse olay renk değiştirebiliyor. Ama elinizde bir görüntü yoksa derdinizi anlatamıyorsunuz. Polis de ırkçılara adeta çanak tutuyor. Alman medyasına bakıyoruz. Alman medyası da polisin çanakçılığını yapıyor. O da aynısını yapıyor. Bak, bir ülkede eğer siz bağırsaklarınızı temizlemezseniz bu ülke hiçbir zaman güllük gülistanlık olmaz. Bu tür sorunlar bitmez. Polis de ırkçı olsa, avukat da, vatandaş da, gazeteci de kim ırkçıysa cezalarını vereceksin, daha ağır cezalar aldıracaksın. Bu cezalar hiç. Bak 6 kişi saldırıyor Dilan'a, fiziki şiddet uyguluyor, sonuç serbest bırakılıyorlar. Yapanın yanına kar kalıyor. Soruşturma. Sürecek, aylar, yıllar sürecek. Sonuç işte para cezasına çevrilecek. Bu kadar basit. Geçmiş yıllarda, aylarda anlattım. Polislerden ırkçılık yapanlar var. Bakın Köln'de, Kuzey Renvesfalya'da 170 tane polisin cep telefonuna el konuldu. Kendilerinin WhatsApp konuşmalarında Türklere hakaretler, işte bugün bir Türk'ü dövdüm, şunu yakaladım, bunu yakaladım diye kendi içlerinde, yani hukuku korumakla görevli olan polisler bile ırkçılık yapıyor, ortaya çıktı. Vatandaş gidiyor diyor ki ırkçı saldırıya uğradım, kanıtım var mı? Ne yapacağız? Kafamızda kamerayla mı gezeceğiz? Şimdi Dilan'ın bu olayında görüntü, fotoğraf vesaire olmadığını düşünün bakalım. Ne olacak? Ne olacaktı? Kıymetli izleyicilerimiz bakın. Resmi kayıtlara göre her gün 3 tane olay adli makamlara ya da polise ırkçılık olayı yansıyor. Resmi rakamlar bunlar. Ama yansımayan yüzlerce. Toplumların özellikle de gelişmiş ekonomisi üst düzey olan toplumların göçmenlerle yaşamak gibi bir zorunluluğu var. Eğer göçmenler olmazsa bilin ki bu ülkelerde yok olurlar. Ekonomileri çöker. Şimdi düşün. Almanya'da yaklaşık 5-5,5 milyon civarında vatandaşımız yaşıyor. Türkiye kökenli insanımız var. Bu insanlarımızın Almanya'da olmadığını düşünün.
60 yıldır Alman ekonomisini büyük oranda güçlendiriyoruz, çalışıyoruz. Şu an Almanya'daki en kalabalık göçmenler Türkler. Şimdi işin bu tarafı. Şimdi geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz Dilan kardeşimize. Arkadaşlar, Almanya, Fransa, Hollanda, İsveç, İsviçre, Belçika, Amerika, Avustralya neresi olursa olsun, nerede bir vatandaşımız yaşıyorsa. Bir kere potansiyel ırkçı saldırıya uğrama ihtimali var. Çünkü cezalar yaptırıcı değil. Ülkelerin bazı siyasetçileri de bu işlere çanak tutuyorlar. Şimdi Almanya'da bir yasal parti var. AfD, ırkçı bir parti biliyorsunuz. Söylemlerini anlatmama gerek yok, hepiniz biliyorsunuz. Bir tane göçmen istemiyor. Bir tane. Şimdi mecliste, federal mecliste bunların milletvekilleri var. Nasıl seçiliyorlar? Halk oy veriyor, değil mi? Ne demek bu? Halkın içerisinde de bunları destekleyen, ırkçılığı destekleyenler var demektir. AfD açık açık söylüyor. Ben diyor Almanlardan başkasının olmasını istemiyorum diyor burada. Bu ülkede. Açık, net. Söylüyor, saklamıyorlardı. Peki milletvekilliği ya da siyasetin dokunulmazlığının arkasına saklanan bu parti ve milletvekillerine bugüne kadar bir şey yapıldı mı? Yok. Irkçılığa devam ediyorlar. Çanak tutuyorlar. Bununla ilgili bir açıklamalar var mı? Yok bu olayla ilgili. Arkadaşlar, bazı Almanya'da siyasetçiler şov yapıyorlar. Kendi Twitter hesaplarından oradan buradan mesela olayları, bu olayları paylaşıyorlar. Tamam, güzel, paylaşsınlar da. Ne yapıyorsunuz? Irkçılıkla ilgili cezaları arttırmak için bir yasa tasarısı verdiniz mi? Yok. Bu insanlar niye serbest bırakıldı? Niye? Yasalar yeterli değil. Yani yasa yoksa savcı, hakimin de tutuklayacak hali yok. Yasa ne diyorsa onu yapıyorlar. Şimdi Alman hukuk sisteminde cezaları, ırkçılıkla ilgili cezaları siz güçlendirmezseniz hiç kimse hiçbir şey yapamaz. Kim yapacak? Milletin vekili. Bak, milletin vekili. Sen oy veriyorsun, gidiyor koltuğa oturuyor, seni unutuyor. Hadi bu olayla ilgili Almanya'da bir milat olsun. Siz de ırkçılıkla ilgili tüm saldırıları, cezaları bir şekilde daha ağır hale getirin. Arttırın cezaları. Türkçesi bu. Yok. Bu olay da unutulacak. Bu Dilan kardeşimize yapılan olay da unutulacak. Bu ve benzeri olaylar göreceksiniz. Maalesef bitmeyecek. Ya arkadaşlar, Zolingen'i hatırlıyorsunuz. Diri diri vatandaşlarımızı yaktılar. Ne oldu? Zolingen'le ilgili olayı işleyenler ya da benzer olaylara karışanlar şimdi elini kolunu sallayarak Almanya'nın sokaklarında, caddelerinde geziyorlar arkadaşlar. Ya diri diri insan yaktı bunlar. Ötesi yok. Evinde, Türkiye'den binlerce kilometre uzakta, ekmek parası kazanabilmek için, çoluk çocuğuna bakabilmek için ana vatanını, köyünü, yurdunu, sevdiklerini terk eden, gurbet nedir bunun acısını yaşayan insanların ne suçu var kardeşim? Çalış diyorsunuz, bu insanlar çalışıyor. Bu insanlar ülkenin tüm hukuk sistemine de uyuyor. Türklerden bahsediyorum. Arada olur o, onu yani 5-6 milyon insanın içerisinde elbette ki sorunlar var, yok mu? Ama ekmek parası kazanmaktan başka hiçbir amacı olmayan bu insanlara bunu reva görüyorlar. Bir örnek daha. 1961 yılında yapılan işçi anlaşmasıyla Türkiye'den Almanya'ya gelen büyüklerimiz, saygıdeğer büyüklerimiz, buradan hepsine selam olsun. Onların ne amacı vardı? Tek bir şey vardı bak. Biraz para biriktirmek. Köye dönmek ya da şehire dönmek, Türkiye'ye dönmek, ev almak ya da tarla almak ya da bir traktör parası biriktirmekti. Çoluk çocuğunu okutabilmekti. Başka bir şey yok. Bu kadar. Siz bu insanlar üzerinden rant elde edip bugün siyaset yapıyorsanız sizin yatacak yeriniz yok. Bu sözüm siyasetçilere. Tüm siyasetçilere, Avrupa'dakilerin hepsine. Irkçılığa çanak tutanlara. Bu insanların ne suçu var, ne günahı var? Hayatlarını Almanya'ya, Fransa'ya, Hollanda'ya, İsveç'e, İsviçre'ye verdi bu insanlar.
Ömürlerini verdiler. Siz bu insanlara kalkıyorsunuz, ırkçılık yapıyorsunuz. Bu insanlar, yani bizim vatandaşlarımız ve Avrupa'daki tüm göçmenler, bilin ki sizin ekonominizin bel kemiği. Evet. Ama bizi beğenmiyorlar, onu beğenmiyorlar, bunu beğenmiyorlar. Saçma sapan ırkçı söylemlerin, kafatasçıların peşinden koşuyorlar. Değerli izleyicilerimiz, Almanya'da yaşayan herkesi çok yakından ilgilendiren bir olayı sizlerle paylaşacağım. Bildiğiniz üzere beni takip edenler hatırlayacaktır. Almanya'da bir çetenin insanların paralarını, mücevherlerini, altınlarını, değerli eşyalarını polis kılığına girerek ellerinden aldığını anlatmıştım. Bununla ilgili özellikle ileri yaş grubundaki insanların seçildiğini, yaşlıların seçildiğini belirtmiştim. Bu olayla ilgili olarak olayın iç yüzü yavaş yavaş ortaya çıktı. Bugüne kadar değerli izleyicilerimiz yaklaşık 500 milyon euro civarında bir dolandırıcılık yapıldı. Başta yaşlı Almanlar olmak üzere Almanya'da yaşayan pek çok kişinin değerli eşyaları, paraları bu çete tarafından alındığı ortaya çıktı. Almanya'da bu olayla ilgili binlerce dava açıldı, binlerce mağdur var. Bu olayı gerçekleştirenler geçtiğimiz aylarda yakalandı. Bunların Türkiye'de bağlantılı, İzmir'de bağlantılı olduğu ortaya çıktı. Peki çete nasıl çalışıyor ve bu çetede kimler var? Bakın bunların hepsini tek tek açıklayacağım. Haberde yer alan iddialara göre İzmir'de bir çağrı merkezi bu iş için kuruldu. Almanya'yı bu çağrı merkezi üzerinden polis telefonu gibi arıyorlar. Bir yazılım yapmışlar. İnsanların cep telefonlarının ekrana arayan olduğu zaman Almanya'daki polisin numarası çıkıyor. Ve kendilerini polis olarak tanıtıyorlar. Mahallelerinde çok büyük hırsızlık olayları olduğunu, kendilerinin değerli eşyalarını yani altındı vesaireydi, pırlantaydı ve paraları varsa kendilerine gelecek olan bu sahte polislere teslim etmelerini istiyorlar. Bunlara inanan insanlar ellerinde, avuçlarında ne varsa bunları bu dolandırıcılara, sahte polislere teslim ediyor. Bunun yanı sıra evlerinde herhangi bir şekilde para ya da altın vesaire bulunmayanlara da şunu söylüyorlar. Bankada bir hırsızlık olayı meydana geldi. Bu paranızı çekin ve bize teslim edin diyorlar. Evet arkadaşlar, çete en çok iddialara göre bu yöntemi kullanıyor. Buna inanan insanlar kendi elleriyle bu paraları bu sahtekarlara, dolandırıcılara, hokkabazlara teslim ediyorlar. Alman polisi bu olayı araştırmaya başlıyor. Ancak faillerin, asıl işi yönetenlerin Almanya'da olmadığını tespit ediyor. Telefon kayıtlarından ve sürülen izden bu işin Türkiye'de olduğu ortaya çıkıyor, merkezinin. İzmir'de bir çağrı merkezi üzerinden bunu yönettiklerini ortaya çıkartıyorlar. Türk polisiyle irtibata geçiyorlar ve büyük bir operasyon düzenleniyor. Bu operasyon sonucunda değerli izleyicilerimiz, bu kişilerin Almanya'da bazı insanlardan almış oldukları değerli eşyalarının, mücevherlerinin bulunduğu yerlere baskınlar düzenleniyor. Bunların bir kısmı ele geçiriliyor. Özellikle para, evet, nakit paraların ele geçirilmediği ifade ediliyor. Toplamda 500 milyon dolarlık bir dolandırıcılık olduğu ifade ediliyor. Bakın, haberde şu tarz iddialar var. Suç çetelerinin 2018'de 2020 yılları arasında ülke çapında en az 120 milyon avro değerinde, bakın 2 yılda 120 milyon avro değerinde para, mücevher ve altın çaldığı ortaya çıkartıldı. Bu dönemde 154 binden fazla dava, 154 bin olay bakın, kaydedildi. Ancak uzmanlar zararın ve mağdurların sayısının daha da çok olduğunu ifade ediyor. Almanya'daki çağrı merkezi dolandırıcılığına karşı Türkiye'de ilk kez
böyle bir geniş çaplı dava açıldığı ifade ediliyor. İzmir'den yürütülen operasyon sonrasında ortaya çıkan bilgi ve kanıtlar sadece İzmir değil, dolandırıcılık operasyonunun diğer şehirlerde de yürütüldüğü belirtiliyor. İzmir'deki çetenin başı 10 yıl önce Biremen Bölge Mahkemesi tarafından hırsızlık suçundan yargılanan ve daha sonra Türkiye'ye sığınan Miri klanından, aşiretinden biri olduğu iddia ediliyor. Haberde bu tür bir iddia var. Savcılığın raporuna göre kendisinin ve aile üyelerinin Çeşme, İzmir'in Çeşme ilçesi sahil beldesinde bir otel dahil olmak üzere mülkleri var. Çetenin toplam 105 milyon avro değerindeki varlıklarına mahkeme kararıyla el konuldu. Hakimler Birliği'nden alınan bilgiye göre çete üyelerinin İzmir'deki mahkeme duruşması görüldükten sonra Almanya'daki mağdurlara tazminat ödeyecekler. Soruşturma sırasında şüphelilerin ne kadar profesyonelce dolandırıcılık yaptıkları da ortaya çıktı deniliyor. Özellikle trajik, üzücü olaylar da var. Bir kadın 3 milyon avroya sattığı evinin parasını ve değerli mücevherlerini dolandırıcılara kendi eliyle teslim etti. Polisin yaptığı operasyon sayesinde kadının mücevherleri ele geçirildi ancak 3 milyon euro bulunamadı. Ayrıca sanık kurbanlarının listesine göre dolandırıcılığa bağlı iki ölümün yaşandığı belirlendi. Savcılık raporuna göre Almanya'daki bir doktor hastasının dolandırıcılık sonunda sağlık nedenlerinden dolayı bozulan sağlığı nedeniyle hayatını kaybettiğini ifade etti. Güvenlik güçleri çalınan paraların izini İzmir'de takip ettiler. Çetenin parayı havala bankacılığı ile resmi olmayan yollarla teslim ettiği düşünülüyor. Fiziki olarak para ülke değiştirmeden karşılık gelen değerin İzmir'deki havala sisteminin bir ödeme noktasında çeteye ödendiği ifade ediliyor. Bu havala şu arkadaşlar. Havala sistemi özellikle İranlılar Türkiye'de bunu çok yapıyorlar. İran'da bir yer var. Diyelim döviz büroları var. Bunların bağlantıda olduğu İstanbul'daki ya da başka şehirlerdeki döviz büroları da var. Onlara diyorlar ki biz bu kadar para aldık. Sen diyor bu insana bu kadar para öde. Ya da bu sistemde diyor ki bu kişi bu kadar para var. Sen bunun karşılığında değerli izleyicilerimiz bir tane ev, arsa, araba neyse işte bunları bu kişilere ver diyorlar. Yani para ülke değiştirmiyor. Karşılığında mal alıyorlar. Şimdi değerli izleyicilerimiz, bu ve benzeri olaylar sadece bu şekilde değil. Bakın internette, özellikle Facebook'ta, Instagram'da bu tür dolandırıcılık olayları da çok meydana geliyor. Özellikle evlenmek isteyenleri, sahte aşklar, sahte gelinler vesaire, bu şekilde vatandaşın canını yakan çok sayıda hokkabaz var. Aman siz olun, çok çok dikkatli olun. Dikkat edin derim, paranıza sahip çıkın. Paranızı kaptırmayın. Çok çok dikkatli olun. Millet kimi dolandıracağını şaşırmış. Benim anladığım, gördüğüm bu arkadaşlar. Bu konuyla ilgili görüşlerinizi lütfen videomuzun altındaki yorum bölümüne yazarak bizlere iletin. Çok çok önemli bir konu. Sizden bir diğer ricam, çevrenizde, özellikle ileri yaş grubunda ya da çevrenizde, arkadaşlarınızda bu ve benzeri potansiyeli, dolandırılma potansiyeli vardır. Hani öyle insanlar vardır ki kim ne dese inanır. Lütfen bu videoyu onlara gönderin. Sizlerden haseten rica ediyorum. Değerli izleyicilerimiz, Almanya'da bir son dakika gelişmesi var. Artık herkese PCR testi, koronavirüsle ilgili bu burundan ya da boğazdan alınan sürüntü testi yapılmayacak. Kimlere yapılacak? Eğer hızlı antijen testi denilen testlerinin sonucu pozitif çıkanlara PCR testi yapılacak. Şimdi kıymetli izleyicilerimiz, bunun gerekçesi şu. Diyorlar ki Sağlık Bakanı, Almanya Federal Sağlık Bakanlığı bir açıklama yaptı bununla ilgili. Diyor ki, yoksa laboratuvarlar çökecek, sağlık sistemi çökecek dedi. Şimdi arkadaşlar, bakın bu olay bize gösteriyor ki koronavirüsle mücadele aslında birer yalan, dolandan ibaret. Neden diyeceksiniz? 2 yıldır hayatımızda olan bu koronavirüsle ilgili olarak şu anda test yapma kapasitesi Almanya'da yaklaşık 3 milyon haftalık.
Bundan korkuyorlar. Hastanelere bakıyoruz. Diyorlar ki zorunlu olmadıkça hastaneye gelmeyin. Zorunlu olmadıkça biz insanları koronavirüse bağlı olarak hastaneye yatırmıyoruz diyorlar. Tamam, güzel. Şimdi gerçekten koronavirüsle eğer ciddi anlamda mücadele edilseydi bugün hastanedeki yatak kapasitesi artardı. Bakıyorum 2 yıl önce ile bugün arasında aynı. Mesela Almanya'da koronavirüsten önce yoğun bakım hasta yatak sayısı toplamda 33 bindi. Bugün de 33 bin. Aksine personel eksikliğinden dolayı pek çok hastanede servisler ve yoğun bakımdaki yataklar kapatılıyor arkadaşlar. Almanya'da. Bakın sağlıkçılar var arkadaşlarımız, çalışıyorlar. Onlar hastanelerde bilgiler gönderiyorlar. Şöyle oldu, böyle oldu diye. Bakıyoruz. Bu işle ilgili aslında vatandaşı kaderine terk etmek istiyorlar. Şimdi alınan bu kararda bir taraftan diyorlar ki aman şuna dikkat edin, buna dikkat edin. Diğer taraftan da bırakmışlar milleti. Test mes de yapmıyoruz diyorlar. Kafanıza göre takılın diyorlar. Türkçesi bu, alıştırıyorlar. Ne diyorum? Bizi alıştırdılar. Test kapasitesi bu. Hasta yatak kapasitesi aynı. Bakıyoruz. Sağlıkçıların sayısı azalıyor ama. Yoğun iş yükü nedeniyle pek çok ülkede sağlıkçılar, doktorlar, hemşireler, hasta bakıcılar ya da diğer sağlık çalışanları görevlerinden istifa ediyorlar. Şimdi mücadele nasıl olur? Bak. Bakıyoruz. Sağlık çalışanlarına zam yok. Aynı parayla pek çok ülkede aynı parayla çalışıyor. Çalışma koşulları daha da ağırlaşıyor. Sen bunu teşvik etmiyorsun ki adam çalışsın. Hastanedeki insanların artık son noktaya gelenleri alıyorsun. İşin enteresan tarafı bir şey daha. Bu koronavirüsle ilgili olarak hastalığı geçirenlerin ileriki yıllarda ne olacağı ya da bir şeyler olup olmayacağı da bilinmiyor. Tek yaptıkları şu, bakın. Bu işi yönettiklerini söyleyen özellikle siyasetçilere bu lafı. Hasta vaka sayısı işte şu kadar. Hastane yatak kapasitesi şu kadar, şu kadar kişi de bugün öldü. Bu kadar. Gidin evinize, hadi bakalım. Zil çaldı. Paydos. Bunu yapıyorlar. Mücadele etmek dediğim, madem 100 yılda bir meydana gelen böylesine büyük bir salgının içerisindeyiz. Mücadele etmek dediğin şey topyekün ülkenin kaynaklarını kullanmaktır. Şimdi bakıyoruz, koronavirüs başladıktan sonra ülkede, her ülkede, Almanya, Fransa, Hollanda, İsveç, İsviçre, Norveç, nereyi sayarsanız sayın, market, çarşı, pazar, ev fiyatları, kira fiyatları uçtu. Peki bu saydığım ülkeler dünyanın en zengin ülkeleri değil mi? Vatandaşa kaç paralık sosyal yardım yaptılar? Sıfır. Kaç para sosyal yardımlara arttırdılar? Sıfır. 3-5 kuruş sadaka verdiler. Başka da bir şey vermediler arkadaşlar. Türkçesi bu. Şimdi bakıyor vatandaş. Ulan ev kirası arttı. Markete gidiyorum. Aldi'ye gidiyorum. Bakıyorum raflara. Gıda fiyatlarının en az %20, %30 oranında arttığını görüyorum. Bakıyorum. Eve basit bir şey alacağım mesela. Diyorum ki kesin fiyatı artmıştır. Gidiyorsun. Yani artmışın ötesinde uçmuş. Fırsatçılar da var. Her yerde. Türkiye'de de var. Almanya, Fransa, her yerde. Şimdi değerli izleyicilerimiz, böyle bir dönemde sen topyekun mücadele edeceksen devlet olarak vatandaşa sosyal yardımını vereceksin. 3 kuruş değil. Ya bu pandemi dönemindeyiz. Bak vaka sayıları arttı. İnsanların pek çoğu işine gidemedi. Olmadı, bu olmadı. Tamam, çok kötü demiyorum sosyal yardımlar için. Tabii ki çok iyi ödemeler alan insanlar da var. Bak ayırıyorum, tamamen işte yerlerdeyiz, öldük, bittik demiyorum. Ama bu ülkelerin kasaları ağzına kadar parayla dolu olmasına rağmen vatandaşa koklatmıyorlar. Ya hiç olmazsa bu dönemde çocuk parasını arttır. Hiç olmazsa işte fatura desteğini arttır, onu arttır, bunu arttır. Vatandaş bir nebze olsun, nefes alsın be kardeşim ya. O var mı yok, bu var mı yok. Çıkıyorlar basın toplantılarına bu siyasetçi hokkabazlar. Şu kadar mücadele ettik, şunu yaptık, bunu yaptık. Vaka sayısı aynı. Hayatını kaybeden insanların sayısı aynı. Siz nasıl mücadele ettiniz kardeşim? Bir tek yaptığınız şey var. Bu sıvıları üretenlere paraları veriyorsunuz. Profesör Doktor Uğurçay'ın bir açıklama yaptı. Yeni bir sıvı üzerinde çalıştıklarını, önümüzdeki günlerde bunu açıklayacaklarını, Profesör Doktor Uğur Şahin şirketi BioNTech bu yeni çıkartacağı sıvıdan 17 milyar euro para kazanacak.
17 milyar euro. Tamam, onun için işler tıkırında, sorun yok. Peki vatandaş ne yapacak? Şimdi ben bunları anlatıyorum. Videoların altına özellikle ana vatanımız Türkiye'de yaşayanlar şöyle yorumlar yapıyorlar. Saygı duyuyorum. Beni burada Türkiye'den izleyenlere de selam olsun. Bakın. Diyorlar ki beğenmiyorsanız çıkın gelin. Burada işte o bile yok diyorlar Türkiye'de. Şimdi bakın. Dünyanın en büyük ekonomilerinden bir tanesi olan Almanya ekonomisiyle siz kalkıp Türkiye'nin ekonomisini eğer kıyaslıyorsanız size söyleyecek başka bir şey yok. Tartışacak da başka bir şey yok. Biri Süper Lig'de, biri ikinci Lig'de. Doğruya doğru arkadaşlar. Yani kendimizi dev aynasında görmeye gerek yok. Ana vatanımız Türkiye'miz, canımız ciğerimiz. Akıl var, mantık var. Ya Almanya'daki Mercedes'in, BMW'nin cirosunu topla. Türkiye'nin ekonomisinden daha büyük. Biz böyleyiz. Tamamımız bu. Türkiye'yi anlatmıyorum zaten ben. Diyorum ana vatanımız ayrı, canımız ciğerimiz ayrı. Ben Avrupa'da yaşayan insanların almış olduğu sosyal yardımların yeterli olduğunu düşünmüyorum. Topyekinde koronavirüste bir mücadele durumu söz konusu değil. Yapıyormuş gibi yapıyorlar. Hani vardır ya bazıları çalışmaz, çalışıyormuş gibi yapar ya. Bu Avrupa'daki koronavirüste mücadelede muşmuş yani bu. Yapıyormuş gibi. Kıymetli izleyicilerimiz, bildiğiniz üzere koronavirüsle ilgili son 2 yıldır hayatımızda duymadığımız şey kalmadı. Birileri koronavirüse yakalandı. Birileri dediler ki bu aşılarla bu işler kesin sonuca ulaşacak, çözüm olacak. Birileri maske, mesafe, test vesaire derken yaklaşık 2 yılı geride bıraktık. Şimdi tabloya baktığımız zaman değerli izleyicilerimiz, geçmişte gerçekten hepimize büyük bir korku pompaladılar. Hepimizi büyük bir bataklığın içerisine sürüklediler. Koronavirüsün ilk çıktığı dönemleri hatırlarsak sanıyorum bu noktada ne demek istediğim daha iyi anlaşılacaktır. İnsanlar sokaklarda sözde yerlere düşüyor, insanlar sözde hemen hayatını kaybediyor vesaire derken tüm insanları bu koronavirüs korkusu sardı. Bunun akabinde dediler ki bu işten kurtulmanın tek bir yolu var. O da bu aşılar. Piyasaya milyarlarca doz aşı sürüldü. İnsanlar gidip bu aşıları vurdular ve vurmaya devam ediyorlar. Ancak şu anki tabloya baktığımız zaman değerli izleyicilerimiz maalesef yani alınan tüm tedbirlere rağmen, tüm kısıtlamalara rağmen vaka sayıları hemen hemen her ülkede yüz binlerle ifade ediliyor. Vaka sayıları artıyor, düşüyor vesaire derken pek çok ülkede şu anda biz bu koronavirüsle ilgili kısıtlamaları artık kaldırıyoruz. Yine bazı ülkelerde Mart ayı itibariyle değerli izleyicilerimiz koronavirüsle ilgili aşılamayı bitireceklerini de açıkladılar. Peki, şimdi öncelikle bir bilimsel araştırmayı sizinle paylaşacağım. Ardından da koronavirüsün perde arkasında saklanan gerçekleri sizinle paylaşmaya çalışacağım. Dünyanın önüne gelen hakemli dergilerinden yani bilimsel dergilerinden biri olan The New England Journal of Medicine'de bir araştırma yayınlandı. Covid-19'u atlatmış olmanın omikron varyantına karşı bir bağışıklık sağlamadığı ortaya çıktı. Biliyorsunuz yine halk arasında ya da bazı bilim insanları şunu söylüyordu. Diyordu ki eğer koronavirüse yakalandıysanız siz bir daha koronavirüse kolay kolay yakalanmazsınız diye bir söylem vardı. Ancak bunun bilimsel olarak hiçbir şekilde doğru olmadığı ortaya çıktı. Omikron denilen varyantın, bu mutantın bu koronavirüse yakalanmış olan insanları yeniden tutabileceği, yakalayabileceği de ifade ediliyor. Şimdi değerli izleyicilerimiz, burada benim ifade etmek istediğim olay aslında bu yapılan açıklamayla örtüşüyor. Birebir hayatımıza sıvıları soktular, maskeyi soktular, mesafeyi soktular, onu soktular, bunu soktular derken arkadaşlar 2 yılı geride bıraktık. Şimdi yavaş yavaş bir şeyler ortaya çıkmaya başladı. Peki, şu anda yüz binlerle ifade edilen vaka sayıları varken
neden bazı ülkeler koronavirüsle ilgili kısıtlamaları kaldırıyor? Neden bazı ülkeler koronavirüsle ilgili aşılamaları bitireceklerini açıklıyorlar? Geçen yıl bu dönemde de vaka sayıları yüz binlerle ifade ediliyordu. Neden o zaman bu kısıtlamaları kaldırmadınız, bu aşılamaları biz sonlandıracağız demediniz? Değişen ne? O dönemde de vaka sayıları benzer, bugün de vaka sayıları benzer. Neden? Neden bir yıl daha bunu sürdürdünüz? Şimdi bunları konuşmak da değerli izleyicilerimiz, bakın, bazı şeyleri konuşabiliyoruz, bazı şeyleri maalesef konuşamıyoruz. Şimdi bir yıldır koronavirüsle ilgili 10 tane neredeyse mutant gördük. Yok Brezilya mutantı, Güney Afrika mutantı, Hindistan mutantı, bilmem ne mutantı, mutantı, mutantı derken şimdi omikron, şimdi omega'dan bahsediliyor. Değerli izleyicilerimiz, alınan tüm tedbirlere rağmen ortaya çıkan bu tablonun bize anlattığı en temel nokta şu. Bu sıvılar, insanlara vurulan bu sıvılar aslında oyunu uzatmaktan başka bir şey değil diye düşünüyorum. Çünkü gelinen noktada sıvıyı vurduran insanlar, vurdurmayan insanlar hepsi aynı potoda eritildi, aynı noktaya geldi. Sıvıyı vurduran da yakalanıyor, bu sıvıları vurdurmayanlar da yakalanıyor. O zaman ben bir sade vatandaş olarak şunu soruyorum. Bu kadar insana neden dayatma yaptınız? Yine bu sıvılar piyasaya çıktığında ne dediler? Zorunlu değil. Şimdi ne konuşuyorlar? Sıvıları vurmayı mecbur hale getireceğiz diyorlar, değil mi? Pek çok ülkede bu konuşuluyor şu anda. Değerli izleyicilerimiz, bu genel çerçevesini çizmiş olduğum koronavirüsle ilgili tablo maalesef insanlığın ne kadar aciz olduğunu, insanların birilerinin parmaklarının ucunda adeta birer kukla haline getirildiğini, birilerinin bir senaryo yazdığını ve bu senaryoda da sana, bana, bütün insanlara figüranlık rolü verdikleri açık bir şekilde ortada. Bizi oynattılar. Tekrar soruyorum, bakın. Şimdi pek çok ülke koronavirüsle ilgili tedbirleri kaldırıyor. Geçen yıl da aynı tablo vardı. Vaka sayıları, hayatını kaybeden insanlar vesaire, yoğun bakımlarda yatanlar. Peki geçen yıl neden kaldırmadınız? Aynı tablo, değişen bir şey yok. Neden bir yıl boyunca uzattınız? Birilerine para kazandırmak için mi yaptınız bu sıvıyı üretenlere? Birilerine yeni dünya düzeni daha rahat bir şekilde hayata geçsin diye çanak mı tuttunuz? Yine değerli izleyicilerimiz, pek çok ülkenin bu koronavirüs döneminde ekonomisi alt üst oldu. Yine bu dönemde bildiğiniz üzere pek çok insanın, pek çok ülkenin ekonomileri alt üst oldu. Enflasyonlar yükseldi. 40 yıldır pek çok ülkede görülmeyen enflasyon rakamlarına ulaşıldı. Amerika'da 40 yıldır görülmeyen enflasyon arkadaşlar %7 oldu. Almanya'da %5.9'a kadar çıktı. Düşünün. Şimdi bu koronavirüs döneminde hepsi yaşandı. Ben de şunu soruyorum size. Biri bir senaryo mu yazdı? Yeni dünya düzeninin ilk adımları mı atıldı? Yine enteresan bir şey. Özellikle hayatını kaybeden insanların ileri yaş grubunda insanlar olduğunu görüyoruz. Yaşlılarımız daha çok hayatını kaybetti. Yine iddialara göre dünyada büyük bir sıfırlama mı yapıldı arkadaşlar? İşte tam bu noktada söylememiz gereken yine başka bir durum var, başka bir tespit var. Bu da şu arkadaşlar. Bu senaryoyu her kim ya da kimler yazdıysa
Bunlar şu anda hepimizi psikolojik olarak buna alıştırdılar. Daha uzun yıllar bu koronavirüsle yaşayacağız. Daha uzun yıllar bu koronavirüsle ilgili haberleri duyacağız. Koronavirüs ilk çıktığı zaman hepimiz bir panik halindeydik, değil mi? Şimdi ne oldu? Herkes yakalanıyor, alıştırdılar bizi. Yani artık hayatımızda koronavirüs var. Ve kalacak. Bu işten öyle 3-5 yılda falan kurtulmak mümkün değil arkadaşlar. Görünen köyde kılavuz istemez. Bakın, çevremizde bulunan insanlara duyuyoruz mesela, işte koronavirüse yakalandım, şöyle oldu, artık kimse ilgilenmiyor bile. Eskiden olsa üzülüyorduk, şu yakalanmış, bu şöyle olmuş, böyle olmuş, ağır mı atlatıyorsun, ne yesek, ne içsek, D vitamini mi, bilmem ne mi, o mu, bu mu? İnsanları büyük bir kaosun içerisine sürüklediler, bilerek ve isteyerek. Tıp dünyası da ne yaptığını inanın bana bilmiyordu. Koronavirüsle ilgili 2 yıl önce, 1 yıl önce verilen ilaçların şimdi hiçbiri kullanılmıyor, hiçbir etkisinin olmadığı da açıklandı. Şimdi insanlar yakalanıyor, insanlara diyorlar ki ilaç kullanmana gerek yok diyorlar. Doktorlar söylüyor, Sağlık Bakanlıkları söylüyor bunu. Madem öyle, geçmiş yıllarda bu ilaçlarını vermiş olduğunuz insanlar üzerinde deney mi yaptınız, kobay olarak mı kullandınız, nedir bu yani? Bu işin sorumlusu da yok. Bak, enteresan bir durum arkadaşlar. Şimdi diyelim ki birisi bu işten hayatını kaybetti ya da o sıvılarla ilgili birilerinde yan etkiler oldu. Muhatap kim? Yok. Sorumlu kim? Yok. Bu sıvıyı vurdururken bile bu mRNA teknolojisi, Profesör Doktor Uğur Şahin'in bulduğu, bu BioNTech'in bulduğu mRNA teknolojisiyle yapılan aşıları vurmadan önce insanlara imza da arttırıyorlar. Bütün sorumluluk bende diyorlar. Şimdi ben de soruyorum. Yarın öbürsü gün birilerine bir şey olduğunda bu işin sorumlusu kim olacak? Yok. İşte birilerinde kalp krizine neden oluyor, birileri ağır bir şekilde tansiyon hastası oluyor vesaire oluyor. Bunların sorumlusu kim? Yok. Bilim insanı diyor ki biz bilimsel çalışmalar sonucunda bu veriyi elde ettik diyor. Tamam. Siyasetçi diyor ki bak diyor bilim insanları böyle böyle yaptılar. O nedenden dolayı biz onayladık, parayı verdik, satın aldık. Tamam. Vurana diyorsun. Sağlık Bakanlığı vur dedi, ben vurdum diyor. Olan kim oluyor? Yine sana bana oluyor. Şimdi bunları konuşunca sıvı karşıtlığıymış gibi algılanıyor. Hayır arkadaşlar, ben bu konuyla ilgili beni takip edenler bilir, tek bir şey söylüyorum. Lütfen doktorunuza danışın. Doktorunuz ne diyorsa o yönde karar alın, adım atın diyorum. O kadar. Sizin sağlığınızla ilgili bir kararı başkası verebilir mi? Başkası ya evet şuna biz şunu yapmak zorundasın diyebilir mi arkadaşlar? Diyemez. Ama bunlar diyorlar, ne diyorlar? İşte bu sıvıları vurmayı zorunlu hale getireceğiz diyorlar. Yani kıymetli izleyicilerimiz, bunlar bir taraftan da sıvıları vurdurmayanları günah keçisi ilan etmiş durumdalar. Diyorlar ki bu sıvıları vurdurmayanlar yüzünden bu koronavirüs bitmiyor diyorlar. Ne diyelim arkadaşlar? Bindik alamete, gidiyoruz kıyamete doğru. Daha neler göreceğiz, neler? Bunlar bizi bu senaryonun içerisinde oynatmaya devam edecekler. Olay belli. Profesör Doktor Uğur Şahin'den açıklama yok. Sağlık Bakanlarından doğru düzgün bir şekilde açıklama yok. Herkesin işi tıkırında olan yine bize vatandaşlara oluyor. Profesör Doktor Uğur Şahin çıkmış şimdi diyor ki yeni bir sıvı bulduk, bunu önümüzdeki günlerde açıklayacağız ve piyasaya süreceğiz diyor. Madem öyle, neden bazı ülkeler bu sıvıları vurdurmayı artık bitirecekler? Herkeste arkadaşlar bir plan, bir proje var. Bu plan ve projeye de bizi uydurmaya çalışıyorlar. Kabul etsen de etmesen de. Kıymetli izleyicilerimiz, bildiğiniz üzere pek çok ülke koronavirüsle ilgili alınan tedbirleri ortadan kaldırdı. Artık işi oluruna bıraktı, akışına bıraktı. Baktığımız zaman şöyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Avrupa'da uzun bir zamandır, yaklaşık 2 yıldır hayatımızda olan maske, mesafe gibi zorunlulukların da ortadan kalktığını gözlemliyoruz. Bununla ilgili olarak da Almanya Başbakanı Olaf Scholz'dan bir son dakika açıklaması geldi. Başbakan yapmış olduğu açıklamada
bilimsel öngörüler zirve noktasının yakın olduğuna işaret ediyor. Bu da bize alınan tedbirlerin ortadan kaldırılmasını işaret ediyor dedi ve Almanya'da büyük oranda bütün yasakları ortadan kaldırdı. İtalya'ya bakıyoruz. İtalya'da değerli izleyicilerimiz koronavirüs biliyorsunuz çok ağır bir şekilde seyrediyor. İtalya'da açık alanlarda maske zorunluluğu kaldırıldı. Kapalı alanlarda maske zorunluluğu 31 Mart'ta son bulacak. Ülkede Aralık ayında kapanan gece kulüpleri de tekrar açılıyor. Ancak bu tarz mekanlara gelenlerden aşı olduğuna veya hastalığı atlattığına dair belge istenecek. İspanya'da değerli izleyicilerimiz açık mekanlarda maske zorunluluğu artık yok. Noel öncesi tekrar zorunlu hale gelen açık alanlarda maske takma zorunluluğu vaka sayılarının düşmesi nedeniyle ortadan kaldırıldı. Böylece öğrencilerin de teneffüste maske takmasına gerek yok. Ülkenin en turistik bölgelerinden olan Barcelona'da eğlence mekanları yeniden açıldı. Mallorca ve komşu adalarda ise restoran, kafe ve barlarda 3G kuralı yani aşı, test ya da iyileşmiş olma değerli izleyicilerimiz o da kaldırıldı. Artık Allah'a emanet bodozlama herkes girecek. Kıymetli izleyicilerimiz çok sayıda vatandaşımızın yaşamış olduğu Hollanda'da da büyük oranda koronavirüsle ilgili kısıtlamalar kaldırıldı. Stadyumlar, tiyatrolar, sinemalar ve restoranlar neredeyse kısıtlama olmadan artık ziyaretçi alabiliyor. Hollanda Sağlık Bakanı yapmış olduğu açıklamada saat 22'ye kadar açık olan restoranların kapanış saatinin de saat 01'e alındığını ifade etti. Dijital korona belgesi bulundurmak spor, kültür merkezleri ve restoranlara giriş için zorunlu olmaya devam edecek. Ziyaretçiler test olduklarını, aşılı ya da iyileşmiş olduklarını kanıtlamak zorunda. Ancak maske takmalarına gerek olmayacak ve 1,5 metre mesafe kuralı da artık kaldırıldı. Hükümetin bu konuda karar verici kurulunun değerli izleyicilerimiz yapmış olduğu son toplantıda bu kararlar alındı. Şubat ayının sonunda ise geri kalan kısıtlamaların tamamen kaldırılacağı belirtildi. Belçika'ya bakıyoruz. Belçika Omikron'da biliyorsunuz zirveyi gördükten sonra tekrardan gevşemeye başlamıştı. Bu bağlamda gece hayatı ve kültür alanında gevşeme de start almış durumda. Gece kulüpleri açılıyor. Barlar ve kapanış saati uygulaması sona eriyor. Ayrıca 12 yaş altı çocuklar için okulda maske zorunluluğu da artık kaldırılıyor. Avusturya'ya bakıyoruz değerli izleyicilerimiz. Avusturya'da mağaza ve müzelerde aşı ya da iyileşmiş olma kuralı yani 2G kuralı artık kaldırıldı. Restoranlarda 3G kuralı başkent Viyana hariç tekrar geçerli olacak. Yani negatif testi olanlar da restoranlara kabul edilecek. Hükümet değerli izleyicilerimiz bununla ilgili adımları atmış durumda. Fransa'ya bakalım. Fransa'daki son durum nedir? Fransa'da okullardaki kısıtlamalar gevşetildi. Kış tatili sonrası bölgeye göre değişme kaydıyla değerli izleyicilerimiz 6 Mart tarihine kadar ilkokullarda teneffüslerde maske zorunluluğu kaldırılacak. Öğrenciler sınıflarda maske takmaya devam edecek. Spor dersleri spor salonlarında maskesiz yapılacak. Lüksemburg parlamentosu da gevşeme kararı için yeşil ışığı yaktı. Restoranlarda, gastronomide 3G kuralına geri dönüldü. Böylece aşısız olanlar da negatif test ibraz ederek restoran, kafe ve benzeri yerlerde hizmet alabilecek. Şimdi diğer ülkelerde de benzer kararlar alınmış durumda. Bakın Almanya'da işte gevşemeye gidildi, yasaklar kaldırıldı vesaire oldu. Şimdi yeni kararlar bunlar kısaca özetle. Şimdi aslında olay şu. Bu tiyatronun, bu senaryonun bitme zamanı geldi. Şimdi daha fazla insanları çıldırtmamak için, psikolojilerini bozmamak için dediler ki gevşetiyoruz. Benim anladığım, gördüğüm bu. Diyeceksin ki nereden çıkartıyorsun? Bakın. Vaka sayıları yüksek şu anda. Hayatını kaybeden insanların sayısı da yüksek. Neden şimdi o zaman bu yasakları kaldırıyorsunuz? Neden geçen yıl kaldırmadınız? Aynı durumdaydı vaka sayıları neredeyse. Niye bir yıl daha devam ettirdiniz? Şimdi Danimarka açıklama yaptı. Dedi ki biz Mart ayında bu aşılamaları bitireceğiz dedi. Ne oldu da bitiriyorsunuz? Vaka sayıları yüksek. Hala insanlar koronavirüse yakalanıyor. Neden? İşte cevap verilmesi gereken soru bu. Neden? Şimdi. Şimdi
Değerli izleyicilerimiz bakın. Bu sıvılar ilk çıktığında ne dediler? Dediler ki önce 60 yaş artı. Tamam. Daha sonra yavaş yavaş bu aşıları vurduracak olan insanların yaşlarını düşürdüler. Sonra da 11 yaş üstü kim var kim yok hepsi bu sıvıları vurdursun dediler. Tamam. Şimdi ne yapacaklar onu söyleyeyim ben size. Şimdi bebekler işte ilk dünyaya geldiğinde biliyorsunuz kızamık, tetanos, işte verem vesaire aşılar oluyorlar. Şimdi değerli izleyicilerimiz önümüzdeki günlerde bu bebeklere vurulan aşılara koronavirüs aşısı da eklenirse sakın şaşırmayın. Şu anda Profesör Doktor Uğur Şahin yeni bir aşı üzerinde çalışıyor. Önümüzdeki günlerde bunu açıklayacaklar. Diyecekler ki yeni bir aşı bulduk. Biz de diyeceğiz ki hayırlı uğurlu olsun. Hadi bakalım. Yeni bir film daha başlıyor. Sonra arkadaşlar yeni bir mutant uyduracaklar. Diyecekler ki yeni bir mutant geldi. Çok güzel. Ona da tamam. İşte onun diyecekler formülü, ilacı işte Profesör Doktor Uğur Şahin ve benzeri sıvı üretenlerin bulmuş oldukları bu sıvılar. Resmen arkadaşlar bir yıl uzattılar bu işi. Bir yıl. Geçen sene de vaka sayıları aynıydı. Hayatını kaybedenler aynıydı. Neden o zaman kısıtlamaları kaldırmadınız? Neden insanları bir yıl daha bu illetin getirdiği bu yasaklarla, kısıtlamalarla oyaladınız? Hiç kimse gidip Profesör Doktor Uğur Şahin ve benzeri bu sıvıları üretenlere şunu sormuyor. Hani bu işten kurtuluştu? Hani %95 oranında koruyordu? Madem öyle bu sıvıları vurduranlar içerisinde hala bu salgına yakalananlar, virüse yakalananlar var. Hani sizin bu sıvılarınız %85-90 koruyordu? Bu sıvılar piyasaya çıkmadan önce bunlar çıkıp açıklama yapıyorlardı ve diyorlardı ki evet bizim sıvımız şu kadar koruyor. Toto gibi öbür işte Moderna başka bir şey söylüyor. Johnson & Johnson başka bir şey. BioNTech başka bir şey. Her sıvı üreticisi başka türlü atıyordu. Atış serbest. Şimdi soruyorum. Diyorum ki hani %95 koruyordu? Bu ne arkadaşlar şu anda? Bu açıklamayı yapan bu bilim insanları 2 yıl oldu. 2 yılda dünya genelinde yaklaşık 6,5 milyon insan hayatını kaybetti. Yüz milyonlarca insan bu koronavirüse yakalandı. Ha bilmiyorsanız deyin ki biz bilmiyoruz. Anlamıyoruz bu işten. Açıklama yaptık. Ama onu da söylemiyorlar. Hala yeni bir mutant, yeni bir sıvı vesaire açıklıyorlar arkadaşlar. Ya bir tane daha soruyu sorayım size ya. Hatırlıyor musunuz? Çin'in Wuhan kentinde bu virüsün çıktığını söylediler ve medyada yerlere düşen insanlar vardı böyle sarı hastaları gibi. Epilepsi hastaları gibi. Düşüyorlardı. Bu görüntüler kim çıkardı? Kim piyasaya yaydı? Siz çevrenizde böyle yere düşen gördünüz mü? Kim arkadaşlar? Bu senaryoyu kim yazıyor? Bu tesadüf falan değil. Planlanmış bir durum. Kim yazıyor bu senaryoyu? Kıymetli izleyicilerimiz bildiğiniz üzere Almanya'da ırkçı saldırılar. Almanya'da bildiğiniz üzere uzun yıllardır bu ırkçılık bedasıyla ilgili de vatandaşlarımız uğraşıyor. Hayatını kaybeden vatandaşlarımız oldu. Almanya'da NSU olarak bilinen bu ırkçılar maalesef sadece 2000 ile 2007 yılları arasında 8'i Türk vatandaşı, bir polis ve bir Yunanistan kökenliyi katletmişti. Ve daha sonra değerli izleyicilerimiz bu NSU 2.0 diye bir şey türedi. Bunlar 2018 ve 2021 yılları arasında Almanya'da yaşayan göçmenlere, yabancılara tehdit mektupları gönderdiler. Öldürmekle tehdit ettiler. Bu akıl almaz ırkçılıkla ilgili maalesef İçerisinde tanınmış vatandaşlarımız da var, avukatlarımız var, sanatçılarımız var. Maalesef bu tablo giderek artıyor diyebiliriz. Peki bu NSU davasıyla ilgili durum ne? Sadece bir kişi, Alexander M. denilen bir kişi tutuklu. Bu işin arkasında kimin olduğu, nasıl bir örgüt olduğu konusunda da hiçbir soruşturma yapılmıyor. Şu anda tutuklu bulunan bu Alexander M. denilen adam dışında
bu işle ilgili hiç kimsenin dahli olmadığı ifade ediyor. Savcı da bu işin devamını araştırmakla uğraşmıyor. Tamam diyor, bir kişi tutuklandı cezaevinde, önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak diyor. İşte bu işin doğru düzgün bir şekilde araştırılmadığına isyan eden vatandaşlarımız var. Türkiye kökenliler var değerli izleyicilerimiz. Yine Almanlar da var. Göçmenleri savunan Almanlar da var bu işin içerisinde. Ama görüyoruz ki netice maalesef hiç de iç açıcı değil. Bakın, Frankfurt Eyalet Yüksek Mahkemesi'nde görülecek dava öncesinde tehdit mektupları alan Seda Başay Yıldız, avukat, kabere sanatçısı İdil Baydar, sol partili Anna Helm, Martina Renner, Jane Wissler ve gazeteciler, bunun yanı sıra başka da ünlü isimler bu NSU 2.0'dan nasibini almış durumda, tehdit ediliyorlar. Ancak bu isimler bu soruşturmanın doğru düzgün bir şekilde yapılmadığını ifade ederek ortak bir açıklama yaptılar. Şimdi ortak açıklamaya biraz sonra geçeceğim, ancak ne gariptir ki bu tehdit edilen insanların adresleri, bilgileri Frankfurt'ta, Berlin'de ve birkaç ilde daha polis bilgisayarlarından alınmış. Yani polisler girip bu kişilerin bilgilerini, adres bilgilerini, özel bilgilerini almışlar. Bu kadar açık, aleni bir şekilde olmasına rağmen bu olayla ilgili hiçbir polisin adı geçmiyor. Yani bir kişiyi tutuklamışlar, bütün suçu ona yıkacaklar. Diyecekler ki işte her şeyi bu yaptı. Tek başına yaptı diyecekler ve davayı kısa bir süre sonra bitirip dosyayı kapatacaklar. Bu içerideki hokkabaz da 1-2 yıl sonra çıkacak, yapmadım etmedim vesaire gibi sallama bir savunmayla bunları ikna edecek. Zaten iknaya olmuş durumdalar açıkçası. Şimdi bakın değerli izleyicilerimiz, bu yapılan açıklama şu mağdurlarla ilgili. Şu söyleniyor, diyor ki kullanılan belirli veriler en azından bazılarının polis çevrelerinden geldiğini ve tehdit mektubu yazanın bu çevrelerle temas halinde olduğunu göstermektedir. Seda Başay Yıldız, İdil Baydar'ın verileri resmi olmayan nedenlerle Frankfurt'ta bir polis merkezindeki bilgisayardan alınmış. Tehdit mektuplarında kullanılan diğer veriler Hamburg ve Berlin'deki polis soruşturmalarında yer alıyor. Oradan bu bilgileri almışlar. Açıklamada ilginç bir detay da dikkat çekiyor. Seda Başay Yıldız soruşturmasında verilerin polisten özellikle tehdit amacıyla istendiğinin açıkça ortaya çıktığı kaydediliyor. Açıklamada 2 Ağustos 2018'de 3 farklı polis veri tabanında 17 kez kendisine ve ailesine ait verilere ulaşılmış. Bunun resmi bir nedeni yok ve böyle bir sorgulama yapısı normal bir polis işi değil deniliyor. Sorgudan 90 dakika sonra bu veriler tehdit içerikli yazıyla fax edildi deniliyor bu açıklamada. Almanya'da analog ve dijital olarak birbirleriyle iletişim halinde olan güvenlik yetkilileriyle çeşitli kanallarla bağlantılı militan ve silahlı sağcı bir grup bulunduğuna dikkat çekiliyor. Ayrıca güvenlik birimleri ve yargının soruşturmalarını yalnızca bireysel faillere odakladığı ifade ediliyor. Yani bir kişinin üzerine bu olayı yıkacaklar. Arkasında, perde arkasında hangi polis var, kim var, kim yok, bunlar soruşturulmayacak, dava kapanacak arkadaşlar, göreceksiniz. Hiçbir netice alınmayacak. Geçmişte de alınmadı, bugün de alınmayacak. Şimdi bu isimleri kamuoyunda tanınan, bilinen isimler ve bu işe medyanın bir ilgisi olduğu için şimdiye kadar bu adamı tutuklu tuttular. Eğer medyanın vesairenin bir ilgisi vesairesi olmasaydı bu içerideki hokkabazı çoktan serbest bırakmışlardı. Yakalamazlar bile. Şimdi değerli izleyicilerimiz bakın. Irkçılık bir hastalıktır. Hiç kimse kendi ülkesinde başka birinin yaşamamasını isteme lüksüne sahip değil. İnsanların ekonomik nedenlerle, sosyal nedenlerle vesaire nedenlerle bir ülkede bulunması o insanların diğerlerinin bir hakkını gasp ediyor ya da vesaire gibi bir durumu söz konusu değildir. Buna inanmak da saçmalıktır. Bu NSO 2.0 denilen bu hokkabazlar, bu ırkçılar sadece Almanlar olsun, yabancıları istemiyoruz, herkes kendi ülkesine gitsin diyen ucuz, basit tipler. Ama
Bunları toplumun önüne süren maşa olarak kullananlar kimler? İşte bu soruya cevap verilmesi lazım. Zaten bu mağdurlar da bunu söylüyor. Diyor ki biz bu kadar özel bilgileri polisten alacak kadar bağlantıları olan, birilerini tanıyan, birileriyle bu şekilde bir teması olan kişilerin yalnız olmadığını açık, aleni bir şekilde görüyoruz diyorlar. Deliller ortada. Neden? Savcılık bunu sadece bu içerideki hokkabaza bağlıyor. Bu hokkabazın arkasında kim var, kim yok araştırmıyor. Arkadaşlar, doğru düzgün bir ceza olmadığı için bu ırkçılıkla ilgili bunu yapanlar da artık korkmuyorlar. Bakıyorlar, adam öldürmüş, saldırmış, küfür, hakaret, mala zarar, ne istersen var bu hokkabazlarda, bu ırkçılarda. Nasıl olsa diyorlar bir şey olmuyor. Öbürü de yapıyor, öbürü de yapıyor, öbürü de yapıyor. İşte Seda Başay Yıldız avukat adam açıklıyor. Diyor ki benim bilgilerimi herhangi bir neden olmamasına rağmen polis bilgileri bilgisayarından 17 kez giriliyor ve 90 dakika sonra alınan bu bilgiler bana faksla tehdit yoluyla gönderiliyor diyor. Kim girdi? Hangi polis girdi? Hangi amaçla girdi? Bu içerideki bu Alexander M denilen ırkçıyla bu polislerin ne tür bağlantıları var? Bunun dahi cevabı yok. Bakın çok basit. Bir sistemde arkadaşlar girdiğinizde şifrenizi giriyorsunuz. Şifreniz zaten size ait olan bir şey. O bilgisayarı kim kullandıysa belli. IP numarası var. Ona rağmen adım atmıyorlar arkadaşlar. Söze gelince yargı, söze gelince araştırıyoruz, soruşturuyoruz. Ama ortada bu kadar zaman geçmesine rağmen hala hiçbir şey yok. Değerli izleyicilerimiz, Avrupa'da özellikle koronavirüs döneminde ırkçılık patlama yapmış vaziyette. Dünyaya bu ülkeler, Almanya başta olmak üzere, hiza vermeye çalışıyorlar. Dize getirmek istiyorlar, insan haklarından bahsediyorlar falan ama evlerinin içerisindeki bu ırkçılık yangınından haberleri yok. Zolingen'de vatandaşlarımız diri diri yakıldı. Hanau'da insanların kafalarına mermiler atıldı. Sonuç ne arkadaşlar? Ben Hatice'ye değil neticeye bakıyorum. Sonuç, elini kolunu sallayarak pek çok bu konuyla ilgili insan geziyor. Tamam, içeride olanlar da var. Peki bu insanların perde arkasında kim var? Kimden etkilendiler? Kim bunları gönderdi? Maşa olarak kullandı. Bununla ilgili hiçbir cevap yok. Çünkü çorap söküğü gibi arkası gelecek, kim bilir kimlere dayanacak bu ırkçılık. O nedenle hiçbir açıklama yapmıyorlar arkadaşlar. Soruşturuyormuş. Neyi soruşturuyorsunuz ya? Yalan dolan. Değerli izleyicilerimiz, Almanya'nın Münih kenti yakınlarında maalesef iki tren kafa kafaya çarpıştı. Bir kişi hayatını kaybetti. Kazada ilk belirlemelere göre en az 18 kişi yaralandı. Hayatını kaybeden kişinin 24 yaşında bir genç yolcu olduğu belirtildi. Yaralananlardan 5'in ise durumu ağır. İki trenin makinistinin de durumunun çok ağır olduğu ifade edildi. Polis önceki akşam geç saatlerde meydana gelen kaza sırasında vagonlarda toplam 95 kişinin seyahat ettiğini açıkladı. Kaza nedeniyle demiryolu uzun süre trafiğe kapalı kaldı. Sabah erken saatlerde vagonların çekilmeye başlandığı belirtilirken bilirkişiler de kaza nedenini öğrenebilmek için çalışma başlattı. Kazanın sinyalizasyon hatası nedeniyle kaynaklanmış olabileceğinin üzerinde duruluyor. Kaza sonrası olay yerine 230 sağlık görevlisi, 170 itfaiye görevlisi sevk edildi. Bavyera Başbakanı Markus Söder de yapmış olduğu açıklamada büyük bir üzüntü duyduğunu ve hayatını kaybedene başsağlığı, bunun yanı sıra yaralılara da şifalar dilediğini belirtti. Eyalet Ulaştırma Bakanı yapmış olduğu açıklamada kazanın nedeninin bir an önce açıklanacağını, bu yönde çalıştıklarını söyledi. Biz de geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bu kaza sırasında vagonda bulunan vatandaşlarımızın da olduğu bilgisi geldi. Onların sağlık durumlarının iyi olduğu, onlar da bu üzücü olaydan çok şükür yara almadan kurtuldular. Geçmiş olsun dileklerimizi tekrar iletiyoruz. Değerli izleyicilerimiz, Almanya'da yine bir kaza olmuştu. 8 Şubat akşamı saat 20 sıralarında
Bavyera eyaletine bağlı Fürth kentinde bir tır şoförü, Türkiye kökenli bir Türk şoförü sarhoş bir halde önüne geleni adeta biçer döver gibi ezip kenara atmıştı. 34 tane araç hasar görmüştü, 3 kişi yaralanmıştı. Bu kaza sonrasında yanan araçların alevlerinden bir tanesi bir eve sıçramıştı. Evde de yangın çıkmıştı. Bununla ilgili olarak Bavyera eyaletinden savcılık sözcüsünden bir açıklama geldi. Yapılan bu açıklamaya göre tırın direksiyonunda sarhoş olduğu söylenen 50 yaşındaki kişinin son birkaç gündür kaza hakkında yorum yapmadığı ifade edildi. Susma hakkını kullandığı belirtildi. Şoför gözaltında tutuluyor. Savcılığa göre kamyonda çelikten yapılmış toplam 26 ton makine parçaları vardı. Karayolu Trafik Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre kazanın ardından yük emniyete alındı ve parçalar hala yükleme alanında bulunuyor deniliyor değerli izleyicilerimiz. Bununla ilgili önümüzdeki günlerde soruşturma neticesi açıklanacak. Olay adli makamlara intikal edecek. Gerçekten çok çok büyük bir kazaydı. Bu kaza neticesinde hayatını kaybedenlerin olmamasının büyük bir şans olduğunu düşünüyorum. Yani bir de arkadaşlar bu alkollü araç kullanmayla ilgili hani zaten bunu konuşmaya gerek yok. Hepimiz biliyoruz kullanmamamız gerektiğini ama bir de bu vatandaşımız arkadaşlar tır kullanıyor. Bakın yetkililerin açıkladığına göre 26 ton yük var. Yani 26 ton yük taşıyorsun. Bir saniyelik bir dikkatsizlik büyük bir katliama neden olabiliyor. Zaten 26 ton yük varsa ve 30 küsür tane arabayı sen önünde sürüklediysen senin acayip bir hız yapıyor olman gerekiyor. Ki öyle. 26 ton taşıyan bir aracın frenine bastığın zaman bunun durabilmesi yüzlerce metre. Nasıl bir hızla gidiyorsa durabilmesi tabii ki imkansız. Yani baktığımız zaman gerçekten insanların ucuz atlattığını düşünüyorum ben. Elbette konuyla ilgili adli makamlar gereken açıklamaları yapacaklar. Şimdi değerli izleyicilerimiz bu olayla ilgili bir taraftan da savcılık terör saldırısı olabileceği ihtimali üzerinde hareket ediyor. Şimdi işin enteresan yanı şu. Savcılık böyle bir soruşturma yapıyor ya ama Almanya'da NSU davası olarak bilinen ırkçılarla ilgili davada pek çok vatandaşımız tehdit edildi. Bu NSU 2.0 tehditleriyle ilgili olarak pek çok vatandaşımıza mektuplar gönderildi. Tehdit mektupları öldürmekle tehdit edildi. Bu davada sadece bir kişiyi yakaladılar. O cezaevinde bütün bu NSU davasını bu kişinin üzerine yıkacaklar. Ama savcılık terör soruşturması yapmıyor bununla ilgili. O arkasında kim var bu Hokkabaz'ın cezaevindeki Alexander M. denilen bir adam? Bunu araştırmıyorlar. Ama bir böyle kazayı, trafik kazasını acaba terör mü diye araştırıyorlar. Tamam araştırsınlar.